Evet arkadaşlar merhaba. 18 Mart 2022 Cuma günü sabah programında Muni Valley'deyiz. Dün Pakenham'da evet yani teklerimiz gelmedi maalesef. İyi koşmadılar arkadaşlar. Dörtte kaldık. Bakalım bugün bir tane tekimiz var. Biraz hafif genişçe bir kupon oldu açıkçası söylemek gerekirse. Yani ne kadar gerekli böyle bir şey bilemiyorum tabii. 10.45'te birinci koşuyla beraber Yedili Plaza'ya başlıyor. Tevzilerin de az olduğunu görüyorsunuz. Dün Altılı Ganyan'ın bile tevzisi 80 bin liraydı. Kaldı ki bu öğleye doğru olduğu için hani böyle oluyor. Yoksa 40 bin liraya geçmiyor arkadaşlar. Evet, dişiler, handikap, 3 yaşlı İngilizler, 1200 metre başlığımız var burada. 4 tane at var burada ki bunlar 2 artı 2 şeklinde yazalım. 2 numaralı Morioka, Damien Oliver'la 9 numaralı Paper Dragon, Dahlia Hope'la 2 ve 9 ön planda. 4 numaralı Defrosted, Jordan Charles ve 6 numaralı Her Empire, Jai McNeil'le. 2, 9, daha sonra 4 ve 6 numaralı safkanlar diyoruz. Bu 7'li plasenin arkadaşlar ilk ayağına. İkinci kuşuyla beraber altılı gayan da başlıyor. Handicap 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 11-15'te altılı gayan kötü bir saat değil kesinlikle. Ama artık böyle mesainin başladığı zamanlar. Arkadaşlar 5 tane atla geçeceğiz bu ilk ayağa. 4 numaralı Major Arti Jordan Childs'la, 7 numaralı Ayahuasca Mark Zahra'yla, 3 numaralı Fleetwood Macha Josh Richards'la, 8 numaralı Delightful Journey Theodore Nugent ve 6 numaralı Reliable Dude Damien Lane. Bu Damien Lane ve Damien Oliver arkadaşlar bunlar iyi jokeyler. Bu da Jordan Charles. Bunlar da bir şekilde yarış kazanıyor. Alanı kelliler. 4, 7, 3, 8, 6 diyoruz burada. 4, 7, 3, 8 ve 6. Üçüncü koşu handikap 3 yukarı İngilizler 2040 metreye çıkacaklar. Böyle uzun metrajlı diyebileceğimiz bir koşu Avustralya'da. 9 numaralı It's True Jamie Cal'la ilk atımız arkadaşlar. 3 numaralı My Delight Craig Williams. Yani bu Craig Williams'ın yarış kazanabileceği yerlerden bir tanesi de burası. 7 numaralı Omahlo Billy Egan ve 8 numaralı Regina. Bunu Red Ninja diye okuduk. Regina Madison Lloyd. Evet 9, 3, 7 ve 8 diyoruz buraya da. Yani tabi burada böyle arka arkaya birincikler söz konusu oluyor. Yani son birinci gelmiş falan. 10 numarayı yazmadık mesela. Neyi yazmadık? Bir de 6'yı yazmadık. 10 ve 6'yı yazmadık arkadaşlar. Dileyenler yazabilir. Dördüncü koşu 12-15'te handikap 3 yukarı İngilizler 955 metre arkadaşlar. Yani çıktığı gibi yani önü alan muhtemelen yarışı da burada kurtaracaktır. Konumu var bir şekilde. Evet burada dördüncü koşuda tam 5 tane atımız var. 7 numaralı Aminatu Zack Spain'de arkadaşlar. 12. kulvardan çıkıyor. Tabii bu önemli. Bu Aminatu'nun 12. kulvardan çıkıyor. Yani 12 tane at içerisinde en son kulvardan çıkıyor. Evet. Çok büyük bir avantaj değil biliyorsunuz. 1 numaralı Young Liam Jordan Child'la 5 numaralı kulvardan çıkıyor. Evet bu kısa mesafelerde kulvarlar çok önemli. 9 numaralı Island Edition Ben Allen'le o da 10 numaralı kulvardan çıkıyor. 2 numaralı Dars and Dermil Matthew Cartwright 8 numaralı kulvardan çıkıyor. Ve 4 numaralı Upper East Side Madison Lloyd'la o da 9 numaradan çıkıyor. Şimdi burada 7, 1, 9, 2, 4 dedik buraya. Ancak dediğimiz gibi ilk 3, ilk 4 kulvardan atımız yok bizim burada. Burada Jai McNeil'in bindiği 11 numara 3 numaralı kulvardan çıkıyor. 12 numaralı Jungle Sensation Bio Mertens bindi. Çok büyük bir fonksiyon yok bu atın arkadaşlar. Ama 11'i ilk kulvarlardan çıkıyor olması itibariyle yazabilirsiniz. Bir de 5 yok arkadaşlar. Madame Bolli bu safkanlar. Hani bazı safkanlar arkadaşlar gerçekten iyi sprint atıyor. Ve böyle 1 ve 2. kulvarlardan çıkan 5 ve burada 11 var.
2 ve 3'ten çıkan, öyle diyelim, 1'den çıkanı yazmayacağız. 5 ve 11'i de kulvar farkı yüzünden 4. koşu ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. 7, 1, 9, 2, 4, 5 ve 11'de kulvar için yazdık. 5. koşu 12.45'te Eyebal Stakes. 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada 10 tane safkan var. 4 tane at yazıyoruz. 9 numaralı In the Boat Blake McDougall'la. 2 numaralı Pint of John Allen'le. 6 numaralı Katalin Jemica. Godolphin'in bu tabi safkanı. Ve 5 numaralı Imperial Lad Alana Kelly ile. 9, 2, 6 ve 5 numaralı safkanlar diyoruz buraya. Evet, 6. koşu Alistair Clark Stakes arkadaşlar. Grup 2 koşusu niteliğinde 3 yaşlı İngilizler 2040 metreye çıkacaklar. 320 bin dolar arkadaşlar, inanılmaz güzel bir ikramiye bu Avustralya standartlarında. Evet, 320.670 dolar ikramiye birinciye. Seyretmek lazım nasıl bir koşu olacak kıran kırana. Ve burada Godolphin'i de görüyoruz burada yine. Bu Jemica bu Godolphin atlarına biniyor. Ama biz burada arkadaşlar bir tane yani şampiyon gibi bir safkan var. Onu geçileceğini düşünmüyoruz. O da en iyi jokey bindirmişler zaten üzerine. Bir numaralı Castle Ruff Kid. Damien Oliver'la arkadaşlar burada bizim bugünkü bankomuz. Bu safkanın kolay kolay geçeceğini düşünmüyoruz burada. Strawberry Hill buradaki sahipleri. Evet, 7. koşu handikap 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 14 tane safkan var burada. Evet, burada da 5 tane atla geçeceğiz burayı. 3 numaralı Rock Tycoon Madison Lloyd'la, 8 numaralı Moin Ethan Brown, 9 numaralı Office Jim Mark Zahra, 12 numaralı Design Artist Ben Allen'le ve 13 numaralı Hunnam Damien Lane'le arkadaşlar. Yani burası 3, 8, 9, 12 ve 13 numaralı safkanlar. Burası için 5 at yeterli. AGF'de ıskaladığımız varsa tabii sizler de burada ilave edebilirsiniz. Tabii geniş kupon oluyor. Yani ne derece bu gerekli onu bilemem ama sizler de tabii eleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani tek belli burada. Genelde anladığımız kadarıyla dördüncü yani ilk ayaklarda biraz sürpriz var. Ve özellikle dördüncü koşu çok sürprize açık. İkinci koşu da öyle açıkçası. Yani ikinci ve dördüncü koşulara kesinlikle bol bol at yazın bence. Diğer koşular bir de son buraya da arkadaşlar burası da sürpriz açık. Bu ayakta çok sürpriz açık. Yani 2, 4 ve 7. koşular da bol at yazmakta yarar var. Diğer ayaklarda belki AGF oranlarına göre sizler de bir kendi tekiniz bulabilirsiniz veya azaltabilirsiniz diyoruz. Evet arkadaşlar, Mooney Valley ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. Rast gelsin diyelim. İyi bir cuma sabahı olsun. Herkesin cumasını kutluyoruz. İyi bir hafta sonu geçirmenizle herkese bol şans. Hoşça kalın arkadaşlar.